Merhaba gençler. Üniversiteyi açacağım mı konusunda en büyük cevap geldi. Bugün bir gazetede çıktı. Gazetede zaten söyleyeceğim. Her şeyi videoda söyleyeceğim. Buna geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar kısmında yorumunuzu artık belirtin. Sonuna kadar izlerseniz gençlerin neyin ne olduğunu anlarsınız. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar biz bu bilgiyi Star gazetesine aldık. Bu yüzden Star gazetesine bakabilirsiniz. Arkadaşlar ilk yazı uzmanlar öğretmenlerin çoğunluğunun aşı yaptırdığını, öğrencilerin de büyük bölümünün risk bulunmadığını belirterek yüzde eğitim konusunda tavrın net olduğunu belirttiler. Üniversitelerdeki yüzde eğitim konusundaki hazırlıklar ise daha önceden başladı. Aşı yaptırmamış öğrenciler için PCR testi veya online eğitim gibi seçenekler tartışma konusu. Öncelik olarak açılması olacak arkadaşlar. Okulların açılmasından olacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ortak görüşü oluştu. Üniversite için yapılan planlama ilk ve orta öğretim içinde aynen uygulanacaktır. Son olaraktan biz bunu yine başa aldık. Arkadaşlar aşı yaptıranlar kesinlikle artık yüzde eğitim görecek. Hibrit de olabilir, direkt yüzde de olabilir. Artık ama yüzde eğitimi görecek. Aşıyı yaptırmamış öğrenci için ise her gün arkadaşlar ya PCR testi isteyecek ya da online eğitim gibi seçenekler tartışılma konusu. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar bundan sonra artık yüzde eğitime başlayacağız. Yüzde eğitim olacak. Hibrit de olabilir, yüzde de olabilir ama yüzde eğitime kesin gidiyorsunuz arkadaşlar. Hibrit model de olsa yüzde eğitime gidiyorsunuz. Aşıyı yaptırmamış öğrenciler ya PCR testi her gün yaptıracaklar ya da online eğitim seçenekleri masada duracak. Şimdi şöyle bir şey var. Bana bunu şunu diyebilirsiniz. Hocam peki bu onlinecılar hani PCR testi yaptırmazsa online olursa sınavları nasıl olacak? Arkadaşlar biz bunu konuştuk daha önce videolarda söylemiştim. Eğer bunların üniversiteleri online olsa bile sınavları yüz olacak. Bunları farklı bir günde üniversiteye toplayıp toplu bir şekilde sınav yaptıracaklar arkadaşlar. Örnek verin mesela 60 kişilik bir sınıfta 20 kişi aşı olmamışsa bu 20 kişi üniversite çağırıyor, 10 kişi farklı sınıfta, 10 kişi farklı sınıfta hafta sonu sınavları yaptırıyorlar. Ha beğenmezseniz aşı yaptırmak zorundasınız. Beğenirseniz böyle devam edecek. Dediğim gibi aşı yaptırmayanlar ya her gün PCR testi yaptıracaklar ya da online eğitim görüp sınavlarını belli bir günde gelip üniversitede yüzde görecekler. İkinci bir seçenek ise aşı yaptıranlar artık yüzde eğitime kavuşacaklar. Aşı yaptıranlar kesinlikle yüzde eğitime kavuşuyor. Tabii son sözü yine üniversitelere kalmış ama şu anda gidişat %99,9. Şu anki açıklamalara göre bilim kurulunun yani bu uzmanların açıklamasına göre bilim kurulundaki uzmanların açıklamasına göre aşı yaptıranlar yüzde eğitime kavuşuyorlar. Aşı yaptırmayanlarsa ya her gün PCR testi ya da tamamen online görüp sınavları ise haftanın belli bir günlerinde gelip sınavlarını yaptırmaları. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir durum olur? Sizce nasıl bir sistem olur? Yorumlar kısmına yazın. Mutlaka bekliyorum. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hepinize hayırlı ve de uğurlu olsun. Tabii net açıklamalar yok yapacaktık. Biz onu da paylaşacağız.